hastanın hikayesini dinledikten sonra, risk faktörlerine baktıktan sonra bu hastalardan bir efor testi istiyoruz. Efor testi %100 gösterir mi? Hayır. Ama bize çok değerli bilgiler verebilir. Normal 12 derivasyonluk EKG'sine baktıktan sonra hastayı efor testini alıyoruz. Efor da koşturuyoruz. Belirli limitler var orada. En az şu kadar dakika koşmalı. Kapasitesinin %85'ine erişmeli. 6,5-7 metre ulaşmalı gibi gibi rakamlarımız var. Bunlara baktık. Bunları rahatlıkla yaptı ve o sırada hasta şikayet olmadı. Ve EKG'si değişmediyse ve o hastada kalp hastalığı risk olasılığı da düşükse bu hastaya senin bir şeyin yok, git diyebiliyoruz. Ama efor testi pozitif, belirgin değişiklikler oldu, hastanın göğüs ağrısı oldu, İşte o zaman o hasta anjiyo yapılması gerekiyor. Anjiyoyu o hastaya öneriyoruz. Diyelim ki efor testi şüpheli çıktı, ne yapıyoruz? Daha farklı bir testimiz var, talyum testi diyoruz. Burada damardan bir radyoizotop veriyoruz ve kalp damarlarındaki tutulumuna bakıyoruz. Eğer orada bir patoloji tespit edersek o zaman anjiyografi diyoruz. Onu normal bulursak ilaç tedavisine gitme şansımız var. Son zamanlarda çok sık yapılan bir bilgisayarlı tomografik anjiyografi var. Bu tabi çok yerinde düzgün kullanılmalı. Gerekliyse kullanılmalı. Çünkü çok fazla kafa karışıklığına yol açabilen bir tetkik. Yanlış pozitif sonuçları var. Ama bir CT anjiyo normal çıkıyorsa buna itibar etmekte fayda var. Fakat içinde CT anjiyoda bir darlık var olduğu söyleniyorsa o zaman bunu mutlaka bildiğimiz normal anjiyografi ile test edilmesi gerekiyor. Yani baktığımız zaman göğüs ağrısını net olarak %100 gösterebilen tek bir tetkik var ise o da bildiğimiz anjiyo laboratuvarında yapılan kasıktan ya da koldan yapılan anjiyografi.